Doğal ortamlarda gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler, doğada olmak, doğa yürüyüşleri, kanyon içi geçişleri, dağcılık ve her türlü doğa faaliyetleri yeşil egzersizdir. Düzenli olarak fiziksel aktivite ve egzersizin sağlık açısından koruyucu, iyileştirici ve önleyici birçok yararını görmek için mutlaka doğada yürüyüş ve diğer etkinlikleri yapmak gerekmektedir. Doğanın yeşil gücü eşliğindeki egzersizlerin sinerjik faydaları saymakla bitmez. İşte yeşil egzersiz kavramı tüm doğa faaliyetlerini kapsar. Bu etkinlik belgesel filmimiz, yeşil egzersizin kronik ağrıya, fiziksel ve mental sağlığa etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yürüdüğümüz benzersiz güzellikteki doğa sahalarında kolay erişebileceğiniz biyoçeşitliliği çok fazla olan doğal ve hoş ortamlarda vakit geçirmeniz halinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal refahınızın sağlandığı ve yaşam kalitenizin artmasında etkili olduğunu görebileceksiniz. Doğa yürüyüşleri etkinliklerinin sonucu olan yeşil egzersiz, insanların çevreye karşı olumlu tutumlarının gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca yeşil egzersiz, psikolojik, hormonal ve nöroimmünolojik çok boyutlu yararlar sağlamasının yanında biyopsikososyal yaklaşımla uyumlu yeni bir yöntemdir. Doğada yapılan tüm yürüyüş faaliyetleri sürdürülebilir sağlığa ve çevreye katkısı olan bu egzersiz yaklaşımıdır. Yeşil egzersiz reçeteleri doğal ortamların korunması ve desteklenmesi için gerekmektedir. Doğada yapılan yürüyüşler birer fiziksel aktivitedir. Etkileşimle iskelet kası tarafından gerçekleştirilen ve enerji harcamasını gerektiren farklı vücut hareketleridir. Bu bağlamda doğada yürüyüş, koşma, dans, yüzme, yoga ve bahçecilik yaygın fiziksel aktivite türlerini tanımlar. Doğada düzenli yürüyüşlerle yapılacak yeşil fiziksel aktiviteler zihinsel ve fiziksel faydaları sağlayacak. Düzenli fiziksel aktivitenin koruyucu sağlık yararları olduğu kısa sürede anlaşılacak ve birinci basamak sağlık uygulamalarında önerilebilecek. Düzenli fiziksel aktivite, kardiyovasküler hastalıklar, felç, hipertansiyon, tip 2 diyabet, meme ve kolon kanserleri, obezite, demans dahil bir dizi kronik problemi önleyecek ve yönetebilecek. Fiziksel hareketsizlik, bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep olan önemli bir risk faktörüdür. Dünya çapında yetişkinlerin %23'ü ve ergen bireylerin %81'i, yani 11 ila 17 yaş fiziksel aktivite için küresel tavsiyeleri karşılamıyor. Hareketsizliğin yaygınlığı ülkeler içinde ve arasında önemli ölçüde değişiklik göstermekle birlikte bazı yetişkin popülasyonlarda %80'e kadar yükselmektedir. Beyşehir Gölü'nde Nilüfer Bahçesi'ndeyiz şu an. Türkiye'nin en büyük Nilüfer topluluğu burada. Saat sabah saatlerinde beyazları açar, akşam 4 saatlerinde kapanır. Sarıları her daim açıktır. Tamam. Doğada düzenli yürüyüşlerle kas iskelet sağlığı, kilo yönetimi ve çocuklarda motor beceri gelişimi sağlanabilecek, zihinsel sağlık sorunları da iyileşebilecek. Doğaya çıkan ve yürüyen bireylerin
yaşam kalitesi anlaşılabilir derecede iyileşebilecek ve sürdürülebilir katkı sağlayacak. İşte bizler ömrümüz boyunca doğada olup bunun yararlı sonuçlarını alıyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz. Doğadaki yeşil fiziksel aktivitelerimiz bize çok yönlü sağlık, sosyal ve ekonomik fayda olarak geri dönüyor. Belediyelere yaptığımız başvurulara kayıtsız kalınırken, kendi olanaklarımızla elden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oysa, yerel yönetimler ve belediyeler, kamu kurumları bizlere ulaşım ve barınma desteği verseler, tüm doğa faaliyetlerimizi belgesel dizileri halinde ülke halkına gösterime sunup, sağlıklı nesil yetişmesi için geniş katkıda bulunabiliriz. Doğa ortamlı, her tür yeşil egzersizler için aktivite modu, süresi, yoğunluğu ve sıklığı düzenli parametreler halindedir. Doğadaki fiziksel aktivitenin gerçekleştiği ortam, aktivitenin sağlık yararlarını belirleyen ek bir unsur olarak tüm dünyada kabul görmektedir. Yani doğa ortamlı yürüyüş ve her tür etkinlik egzersizleri, İç ve dış mekan aktiviteleri olarak uygulanma alanıdır. Değişen ulaşım, teknoloji kullanımı, kentleşme, kültürel değerlerin etkisi ve ekonomik gelişme ile de hareketsizlik artmaktadır. Oysa doğal ortamda yapılacak egzersiz ile genellikle fiziksel zindelik, fiziksel performans veya sağlığı iyileştirmek ya da sürdürmek olası ve kolaydır. Doğa ortamlarındaki yeşil egzersizler, fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla bileşeninin iyileştirilmesini sağlarken, sürdürülebilmesi planlı yapılandırılmış, tekrarlayan ve amaçlı bir fiziksel aktivitenin tamamıdır. Artık insanın doğa ile kurduğu temasları, zihinsel ve fiziksel sağlıklarına faydalı olduğu tartışmasız kabul görüyor. İnsanlar, olanakları ölçüsünde doğa ile farklı şekilde temas kurulabilir. Doğayı bir pencereden ya da bir resimden görme, bir noktaya ulaşım için rotanın doğal bir ortamdan geçmesi ya da bir parkta tanıdığı kişilerle sosyalleşmek gibi bazı başka aktiviteler için tesadüfi olarak doğal ortamla yakın temas içinde bulunma, hobi bahçeciliği, çiftçilik, doğa yürüyüşü veya kampçılık, binicilik gibi aktivitelerle doğaya aktif katılımdır. Doğa ile İçli dışlı olanın sonucu hem fiziksel aktivitenin hem de doğanın bağımsız olarak sağlıklı olma haline katkı sağladığı tartışmasızdır. Doğa faaliyetlerimizin sağladığı tecrübe ve kazanımları derleyerek ve birleştirerek doğal yeşil egzersiz tanımlamasını yaptık. Uzun yıllardır yeşil doğal alanlarda hep aktif olma durumumuzu belgesel kanalımızda insanlığa sunuyoruz. Yeşil veya doğal alanlar insanlığın geçmişinde de sağlık açısından avantajlı görülmüştür. Bugünkü koşullarda yeşil egzersizi yeni ve popüler bir kavram olarak çektiğimiz etkinlik belgeselleri ile öğretmek amacındayız. Avcı, toplayıcı atılarımız yüzyıllarca açık havada ve doğal ortamda bulunmuştur. Bu sonuç, günümüzde bizlere doğa ile doğuştan gelen bir bağ olarak neden sağlamasın ki? İnsanlık tarihinin uzun sürecinde insanoğlu doğada yaşamış ve doğayı sadece temel yaşam ihtiyaçları ya da sağlık için değil, aynı zamanda turizm, sosyalleşme, zevk ve fiziksel aktivite içinde bir araç olarak kullanmıştır. İnsanın genetik yapısının bir parçası olarak biyofilik teoriyle açıklanan doğayla teması arzulamaya yatkın olması,
artan kentsel yaşama karşın yeşil egzersize olan ilgiyi artırıyor. Son yıllarda Japonya'da da ormanlık alanlarda ve tedavi amaçlı geniş yeşil alanlarda yapılan rekreasyon ve gevşeme faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Orman terapisi veya orman hava banyosu ve orman manzara izleme, yürüyüş yaklaşımı benimsenmiştir. Stres düzeyini azaltmak isteyen birçok insan için popüler bir doğal terapi yöntemini temsil eder. Doğal egzersizin sağlığa olan etkilerinin kanıtlanmasıyla birlikte Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkede yeşil egzersiz teşvikinde ve yeşil egzersiz reçetelerinde artış görülmektedir. Doğada yapılan fiziksel aktivitenin ek sağlık yararları sağlayabileceği ve bu nedenle hastalıkları önlemek ve toplumdaki nüfus sağlığını iyileştirmek, sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için daha büyük bir değere sahip olduğu kabul ediliyor. Ormanda yürümek, fizyolojik olarak merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve endokrin sistem üzerinde olumlu etkiler yaratır. Endokrin sistem üzerindeki spesifik etkiler, kortizol, adrenalin ve noradrenalin gibi stres hormonlarının düzeylerinin azalmasını sağlar. Ayrıca yeşil egzersiz immün sistemini de güçlendiriyor. Bu güçlendirici etki doğal öldürücü hücrelerin sayısı ve aktivitesinin artması ile gözlemlenebilir. Orman atmosferinde bulunan terpen varlığı stres hormonlarının azalması ile ilişkili olduğu da kabul gören başka bir yaklaşımdır. Bitkiler tarafından üretilen bitki türlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak orman atmosferinde farklı tür ve miktarlarda bulunan bu uçucu organik bileşikler endokrin sistem ve immün sistem üzerine olumlu etkiler göstermektedir. Doğa yürüyüşleri ile yapılan yeşil egzersizin çok sayıda kardiyovasküler faydaları vardır. Kan basıncının düşmesi veya kan oksijenizasyonunun yani periferik oksijen satürasyonunun artması olarak görülmektedir. Aynı zamanda hipertansiyon problemi de olumlu yönde etkilenmektedir. İnsüline bağımlı olmayan diyabetik hastalar olumlu düzeyde etkileniyor. Ormanlarda ve sulak sahalarda fiziksel aktivite, kardiyovasküler gelişimi de destekliyor. Doğada yapılan egzersiz yeterli güneş ışığı sayesinde D vitamini üretimine yardımcı olur. Doğada bol miktarda bulunan ve bağışıklık sisteminin gelişimi ve düzenlenmesi için önemli olabilecek mikroorganizmalara maruz kalınır. Yani eski arkadaşlar hipotezindeki solunum hastalıkları ve alerjilerde azalmaya ve iyileşmeye katkı sağlamaktadır. Sulak ve ormanlık alandaki yürüyüşün fizyolojik ve psikolojik etkileri orman ortamında yapılan yürüyüşün şehir ortamına kıyasla parasempatik aktiviteyi arttırır. Sempatik aktiviteyi ise düşürür. Ayrıca orman ortamı psikolojik olarak rahatlatıcı ve psikolojik gücü arttırır. Yeşil egzersiz ücretsizdir ve başlamadan önce belirli bir ekipman veya beceri edinimi gerektirmez. Bu olumlu koşullarda bireylerin yeşil egzersize uyumuna katkı sağlayabilir.
Doğal yeşil egzersiz aynı zamanda fiziksel aktiviteye başlamak, uygulamak ve sürdürmek amacıyla bir motivasyon kaynağıdır. Yeşil egzersizin hem sosyal hem de rekreasyonel katılım sağlayarak fiziksel aktiviteyi gerçekleştirme motivasyonuna yardımcı oluyor. Doğa ortamlı yeşil egzersiz esnasında görsel sistemden gelen duyular ile ileri besleme merkezi ile bilişsel girdi dikkat dağıtıcı bir uyarıcı olarak efor algısını azaltır. Kan gazları ve laktat değerleri farklı olsa da yürüyüşçüler iç mekan ve doğal ortamda yürürken doğada yapılan egzersizde daha fazla bir fizyolojik çaba gösterilse de yeşil egzersizin zorlayıcılığı daha düşük algılanır. Bu durum yeşil egzersizin bireylerin fiziksel aktivite miktarını ve egzersize devam etme motivasyonunu artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Doğada açık alanda olmanın yararları sınırsızdır. Zihinsel sağlık, duygusal ve bilişsel gelişim, zihinsel dayanıklılık, kişisel ve sosyal gelişim, sosyal beceriler ve hatta akademik başarılar ve yaşam kalitesi üzerinde nice olumlu etkileri vardır. Doğaya giden her bireylerin mental iyilik hali için doğadaki yeşil egzersizin olumlu sonuçları kısa süreli uygulamalarda bile net olarak gözlemledik. Bu belgesellerimizle bizimle birlikte doğayı tanıyın. Sonra da bize katılın ve canlı olarak doğanın cömertliği ile tanışın diyoruz. Kazanımlarınız çok, kaybınız hiç olmayacaktır. Doğaya çıkın, yürüyün ve temiz havaya merhaba derken psikofizyolojik stresinizi azaltın ve mental sağlığınızı kazanın. Gerek kanyonda su içinde ve gerekse ormanda, dağda yürürken mental sağlığın parametresi olan benlik saygısı gelişir. Ruh hali üzerindeki pozitif etkileri ise konum, süre, yoğunluk, cinsiyet, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak görülür. Doğanın yeşil egzersizini yapan bireylerin özgüvenlerinde de önemli ölçüde artış görülür. Bizimle ilk defa yürümeye gelenler, ilk başta çekingen davransalar da, sonra tam doğa sevdalısı oluyorlar. Doğa ana, bireylere görme, koku, dokunma, tat ve işitme olmak üzere çok sayıda duyusal girdi sağlayarak da mental gelişime katkıda bulunmaktadır. Doğadaki görme, işitme ve koku duyularının yeşil egzersiz yapan insanların gerginlik, yorgunluk ve kafa karışıklığı parametrelerinde azalma ile beraber duygu durumlarında iyileşme sağlayabilir. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahallede hayalimde bir tek çizgi, sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpat gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahri abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Balkonu sarmaşıklarla örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış, yeşil bir saksı ıtır pencerende. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahri abla. Önce upuzun, sonra kesik saçların vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin. Altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin. Açık saçık şarkılar okurdun en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahri abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. Bilmem hala bu ilk kocanla mısın? Hala dağları karlı Erzincanla mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Bravo.
Allah mahvetti. Böyle havalarda aşık oldum. Eve ekmek ve tuz götürmeyi bu havalarda unuttum. Efkaftaki memuriyetimden ben bu havalarda kovuldum. Şiir yazma hastalığım bu havalardan yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Hocam bir tane de sonra duvarlar şiiri, Murat Cengiz'in. Dört tarafım dev gibi dört duvarla çevrili. Onların arasında senelerce inledim. Ne anlatır acaba şu duvarların dili? Anlayabilmek için hep sükutu dinledim. Odamı aydınlattı titrek bir mum ışığı. Seyrettim hayalimi bir ömür aynasında. Anladığım her hatıra bir hüzün kırışığı. Maziye doğru göçen her günün arkasında. Duvarların yüzünde bakışlarım dolaştı. Onlarda da aradım hayatın izlerini. Zannettim ki onlar da gönlüme arkadaştı. Taş kalpli taş duvarlar yumdular gözlerini. Anladım ki dünyadan bu ilk ve son geçişti. Benim için taptaze ama göçtü dediler. Duvarlara zamanın ağzında birer dişti. Beni de çiğnediler. Beni de çiğnediler. Oh, çok bravo.